18'den bu yana hiçbir şey yapılmadı. Bir tane çivi dahi çakmadılar. Boya badana hiçbir eve yapmadılar. Hepsi belli gözüküyor, herkes şikayet ediyor. Onun için biz 2018'de planlarımız nelerse onları hepsini uygulayacağız, yapacağız yani, tamam? Şimdi buranın hayırlı olmasını hem bizim için hem de Fenerbahçe Kongo üyeleri ve camiası için hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaray maçı ile ilgili biz 20 sene burada hiç yenilmedik. Ya beraber kaldık ya yendik. Yenerken de 4-0, 6-0 hep böyle neticeler aldık. Orada da hem yendik hem yenildik. En son şampiyonlukta 2014'te gittik orada 2-1 yendik ve şampiyonluğa yürüdük. Hatırlıyorsunuz. Onun için Galatasaray'a karşı bir üstünlüğümüz vardı. Ama bu son dönemlerde bunu kaybettik biraz. Tamam mı? İçeride yenildik. O 20 sene kalktı. İşte bu gittik yendik. İyi oldu. O gün de belirttim. Çocuklar için. Çocuklar ne oldu? Ertesi gün işte ellerine davullar aldı. Gece gezdiler. Görüntüler yayınladılar. Okullara, hepsi okula formayla gitti. Orada gururla taşıdılar. Değil mi? Kimse onlara herhangi bir söz söyleyemedi falan. O mutluluğu hep beraber yaşadık. Galatasaray'ı biz her zaman yeneriz. Yani bizim takım güçlü bir takım. Ama şu anda konuşmayacağım. İnşallah pazartesinden sonra bir toplantı yapacağım. Orada detaylı anlatacağım. Neden şampiyonluğu kaybettik? Bunu anlatacağım. Galatasaray'ı nasıl yenildiysen hepsini de yenecektin. Haftaya konuşacağız bunu. Söyleyeceğim. Bunu kaybettik o zaman. Hayır, biliyorum bunu. Dersek. Bunu yarın şampiyonluğu şu inşallah kazanırız. Ben şunu söyleyeyim, şampiyonluğu kazanırım. Ben adaletini çekileyim kardeşim. Fenerbahçe mutlu olsun. Benim mutluluğum önemli değil. Fenerbahçe mutlu olsun. Hiç kimse benim kadar Fenerbahçeli değildi. Onu bilsinler. Tamam. Şimdi inşallah yeneriz ama yenmeyle bağlı değil. Karşı tarafın şanssızlık şu, beraberlik ikisine yarıyor. Mami'nin ilgili en iyi bilgiyi bu. Nerede? Bu arkadaş biliyor. Ha, bu biliyor. Ama ondan çalıntı yaparak söyleyeyim. Görüşme yaptık. Beraberdik zaten. Beraber yaptık görüşmeyi. Yüz yüze. 2 saat konuştuk. Geldik. Şimdi onlar bugünlerde tekrar menajerlik üstünden görüşme yapacaklar. Öyle Beşiktaş diyormuş ki 7 milyon işte anlaştık yeri falan. Valla bir üstüne 5 de vereyim ben. 12'yi anlaşsınlar. Tamam, 5 de ben vereyim. Bak söylüyorum buradan söz. 5 de ben vereyim. 12'yi anlaşsınlar getirsinler. Yalan konuşuyorlar. Ben Beşiktaş Kulübü ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı rahmetli andığım Süleyman Seba ile başkanlık yaptım. Bu değeri iyi düşünsünler, iyi taşısınlar. Yanlış yapıyorlar. Sonra çok şey söylerim, ayıp olur. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söyleyeyim. Bu şeylerden vazgeçsinler, bu tip konuşmalardan arkadaşlarımı uyarsın. Eğer alacaklarsa, 7 milyonları geliyorsa biz çekilelim. Biz diyoruz ki çekilelim. Fenerbahçe şey Beşiktaş'a gelsin. Hayırlı olsun. Ama bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Beni daha fazla konuşturmasın. Ayıp. Ayıp. Birbirimize saygılı olacağız. Sevgi içerisinde olayları çözeceğiz. Varsa böyle şeyleri ben arkadaşlarla konuşuruz. Biz çekiliriz. Problem değil. İstanbul'a geldiğinde Türk Hava Yolları ile ilgili Fos reklamla ilgili çekime Fosiz Oteli'nde bana Beşiktaş'tan 2 kişi geldi dedi. Biri Hasan Arat'mış, başkan dedi Hasan Arat, biri daha var dedi, tanımıyorlar. Bilmiyorum. Onlarla dedi, yani bir saate yakın veya yani bir epey sohbet ettik dedi. Yani genel spor üzerine sohbet ettik dedi. Böyle bir konuşmamız olmadı. Zaten olsa ben de size yönlendirelim dedi. Şimdi bizim şampiyonluklarımızın zamanı ve yılı belli mi? Belli. Notere gideceğiz. Belgelerle. Noterde bunları tasdik ettireceğiz. Tamam. Tasdik ettikten sonra gerekirse mahkemeden de karar çıkartıp federasyona göndereceğiz. Biz seçilirsek eğer o zaman federasyon seçiminde bir fiil işin içinde olacağız. Bitmez. Önce federasyon düzgün bir hale gelmeli. Tarafsız bir federasyon yaratmaları lazım. Yaratmazlarsa bu hepimiz için kötü olur.
gerektiğinde müdahale edeceğiz. Yani. Muhakkak Fenerbahçe Koleji olacak. Bunu bir yapacağım. Yani. Ya mevcut hastanın üzerine yapacağız. Ya da buraya yapıp buraya taşıyacağız. Onu velilerle oturup konuşacağım. Onların istekleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Başla. İki kale arkasını tamam, yukarı kaldıracak. O yer localar da yapıyor. Öyle bir proje var. O zaman da değeri 10 milyon dolardı. 10 milyon dolara yapılıyor. Tamam. Ses ve ışık yeniden aküstü de işte bununla beraber yeniden düzenlemek lazım. 10 bin kişi artıyordu. İki türbünün de altını, önce belki birini veya ikisini birden bagajı değerlendireceğiz. Koltukları sökeceğiz, ayakta zıplasın. Yani o şekilde koltuk evet. Düğün, iki, iki şey yapalım, baskı yapalım. Bir şey yanlış. Tamam, 2018'e geri döneceğiz. Eksikler nelerse, yapmadıklarımız nelerse yeniden yapıp ilerlememiz lazım. İsmail Kartal'a Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 15 sene çalışma imkanını kim sağladı? Bakın, hepiniz bakın. Altyapılar, üst yapılar. Kim antrenör yaptı onu? Benim görüşüm, benim açıklamamdan sonra oyuncuların bir kısmı Mourinho'la çalışanlardı. Manchester United'da, efendim, Roma'da falan bir yerlerde çalışmışlar. Yolları kesişmiş. Şimdi onlar bunu biliyorlar. Bana Önder Bey'le beraberken dedi ki ben sormadıkken nereden aklıma gelecek Konya maçını seyrettim. Dedi ki Konya maçını seyrettim dedi. Bir şeyler söyledi yani takımla ilgili. İyi takım dedi. Ama bir şeyler eksik olan şeyler bir söyledi. Bizim düşüneceğimiz söyledi yani. Aslında başka da bir şey söylemedi. Bu söylediklerini de ben tercüme ettim. Söyledim burada yani. Bundan dolayı oyuncular da etkilenmişti yani. Yani yeni birisi gelecek. Eğer olursa olumlu yönde ona kendilerini göstermek amacıyla daha başka şekilde oynamış olabilirler.